Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle battaniye kenarlarında uygulayabileceğimiz güzel bir model çalışması yaptık. Modelimizi iki renk üzerine kurduk. Beyazımız ve üzerine yeşilden bakınız çiçeklerimizi uyguladık. Gayet kolay ve şık bir model çalışması oldu. Dilediğiniz battaniyelerde ya da kundak kenarlarında, havlularımızda nerede isterseniz bu modelimizi uygulayabilirsiniz. Tabii dikkat etmemiz gereken tek önemli nokta, kullanacağımız yere uygun iplerimizi ve tığ numaralarımızı tercih edersek çok güzel sonuçlar alırız. Evet, modelimizde önce beyazımızı ördük, sonra üzerindeki çiçeklerimizi örerek kenarımızı tamamladık. Hemen kolay gelsin diyerek modelimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Kenarımızı örmek için ilk zeminimiz olan beyaz rengimizle örmeye başlayalım. Bir tane zincirimi çekip düğümümü atıyorum ve şöyle köşeye yakın bir yerden batarak başlıyorum. Araya gireyim. Bir tane zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3. 3 tane trabzan atlıyorum. Burada trabzanımız varsa trabzanımız olarak da burayı hesaplayalım. Bakın 3 trabzanımı atladım. Ve dördüncüye gelerek batıyorum. Şu şekilde 4 tane trabzanımı örüyorum. 2, 3 ve 4. 4 trabzanımı ördükten sonra 3 tane zincirimi çekiyorum. Aynı yerin içerisine 4 tane daha trabzanımı örüyorum. 2, 3, 4. 4 trabzanımı ördüm. Ortaya 3 tane zincirimi çektim. Tekrar 4 trabzanımı ördüm. Trabzanlarımızı ördükten sonra bir tane zincirimi çekiyorum. 3 tane trabzan atlayarak dördüncüye gelerek batıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve hemen 3 trabzan atlayıp dördüncüye gelerek batıyorum. Ve 1, 2, 3, 4 tane trabzanımı tıpkı buradaki gibi örüyorum. Araya 1, 2, 3 zincirimi çektikten sonra tekrar 4 tane trabzanımı aynı yere örmeye devam ediyorum. 3 ve 4. Bir tane zincirimi çektikten sonra bu köşe noktasına gelerek batıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum ve yönümü çeviriyorum. Hemen buradaki 3 trabzanımı atlıyorum. Zincirimi çektikten sonra tığımın başını dolayarak 4 tane trabzanımı örmeye başlıyorum. 1, 2, 3 ve 4. 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Tekrar 1, 2, 3 ve 4. Şu şekilde bakınız köşemizi bu şekilde ayarladık. Her ikisinin yanına gelecek şekilde. 4 trabzanımdan sonra bir zincirimi çekiyorum. 3 trabzan atlayıp dördüncüye batıyorum. Tekrar bir zincirimi çektikten sonra 3 trabzan atlıyorum. 4 tane 3 ve 4 trabzanımı ördükten sonra 3 zincirimi ilave ediyorum. Tekrar 4 tane trabzanımı örüyorum. 2, 3 ve 4. Bir zincir. Şöyle görelim. Bir zincirimi çektikten sonra 3 trabzanımı atlıyorum. Dördüncüye batıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. 3 trabzan atlayarak dördüncüye batıyorum. Ve 4 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3 zincirimi ilave ederek aynı yere girip 4 trabzanımı daha örüyorum. 2, 3 ve 4. Bir zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3 atlıyorum. Hemen dördüncüye batıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Dördüncüye batarak 1, 2, 3 ve 4. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 2, 3 ve 4. Bir tane zincir çekiyorum, batıyorum. Bu şekilde bakınız, bir zincir çekip ileriye doğru batıyoruz ve ilerliyoruz. Alt zeminimizi hazırlıyoruz. Bir zincir çekiyorum, tekrar 2, 3 ve 4. Battaniyemiz hangi uzunlukta olursa olsun bu şekilde örerek birinci zeminimizi kuralım. 2, 3 ve 4. Batıyorum. Beyazımızı tamamen örüp tamamladıktan sonra battaniye ya da havlu hangi kenarda uygulayacaksak çalışmamızı ikinci rengimize geçmek için aynen başlangıç yerimize geliyoruz. Ya da herhangi bir araya bakınız. Şu şekilde araların herhangi birinden başlayabilirsiniz. Hiç fark etmez. İşlemimiz de aynı şekilde devam edecek. Çünkü burayı birleşmiş olarak düşünelim. Birleşmiş olarak düşündüğümüzde nereden başlarsanız başlayalım. Şu araya batmış olduğumuz yerlerden hiç sıkıntı olmayacaktır. Batıyorum. 1-2 tane zincirimi çekiyorum başlangıç noktam için. Tığımın başını doluyorum. Çekmiş olduğum 3 zincirin içerisine geliyorum ve ikili trabzanımı örmeye başlıyorum. 1-2-3 3 tane trabzanımı ördükten sonra 1-2 tane zincir çekiyorum ve yuvanın içerine girerek kapatıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. 1-2-3 2 tane zincir çekip hemen dibine batıyorum. Buradaki trabzanlarımın olduğu yere kapatarak çiçeğimin böyle bükülmesini sağlıyorum. Toparlanmasını sağlıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. 3 tane trabzanımı ardı ardına örüyorum. 1-2 ve 3 2 zincirimi çekiyorum. Yine hemen 3 trabzan ördüğüm yerin dibine batarak kapatıyorum. Ve bu şekilde birinci çiçeğimi yapmış oluyorum. 2 tane zincirimi çekiyorum. Aradaki battığım yere gelerek şu şekilde batıyorum. Tekrar 2 zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak yuvanın içerisine giriyorum. 3 tane trabzanımı örmeye başlıyorum. Birinci trabzanımı ördüm. Başını doluyorum tığımın, ikinci trabzanımı ve ardından üçüncü trabzanımı da örüyorum. Hepsi trabzanlarımızın ikili. 2 tane zincirimi çekiyorum. 3 trabzanımı tamamladıktan sonra hemen dibine batıyorum. Üçüncü trabzanımın dibini elimle şöyle ayarlıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. 3 tane trabzanımın ilkini örüyorum. 1-2 ve 3 3 trabzanımı ördüm. 1 ve 2 zincir çekiyorum. Trabzanımın yanına gelerek batıyorum. 2 zincirimi çekip battıktan sonra ikinci çiçek yaprağım da ortaya çıkmış oluyor. Tekrar tığımın başını doluyorum. Araya giriyorum. 1-2-3 tane trabzanımı örüyorum. 1-2 zincirimi çektikten sonra aynı yere gelerek batıyorum. Bakınız. Çiçeklerimiz ardı ardına gayet güzel bir şekilde ortaya çıkmakta. 1 ve 2 tane zincir çekiyorum. Aradaki battığım noktaya gelerek batıyorum. Tekrar 1 ve 2 zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. 3 tane trabzanımı örmeye başlıyorum. İkinciyi ördüm ve üçüncüyü ördüm. 2 zincirimi çekiyorum. Batıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. 3 tane trabzanımı hemen örüyorum. Bu şekilde çiçeklerimizi yaparak sıramızı sonuna kadar tamamlayalım. Evet sevgili arkadaşlar, battaniye kenarımızı bu şekilde çalışarak sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Evet, yeniden görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.